Milletimizin verdiği oylarla bu sıralarda oturuyor, bu kürsüden konuşuyoruz. Bu sebeple asla unutmamamız gereken yegane gayemiz, önce hakka sonra halka yani milletimize karşı sorumluluklarımızdır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in şehitlerimiz milli bir mesele ve milli bir acıdır. Türk milletinin milli yasıdır. Suudi Kralı öldüğünde hemen ilan edebilen yasın bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması kabul edilemez diyerek bir çağrıda bulunuyor. Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhal yerine getirin. Devletimizin tarihine, şanına, şerefine, adabına ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için adım atın. Ez cümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, bu yeni Türk çağında kaderimizi bazen her yerde, bazen hiçbir yerde olmayanlar, büyüdükleri yer meçhul, ait oldukları bir toprak parçası olmayan, sözde dünyayı yöneten güruhun bize ayar vermesine, terör sopasıyla bizi hizaya sokmasına, çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki ve bilmelidirler ki Türk kendi tarihini her zaman kendi yazandır. Kıymetli milletvekilleri, milletimizin azmi, kararlılığı ve cesaretiyle göstermiş olduğu yol yürüyüşü dünyaya yansıyan izzet ve şeref nişanemizdir. Bu sebeple bu büyük milletin tertemiz imanına ok atılmasına, aldatılmasına ve kandırılmasına asla gönlümüz razı değildir ve müsaade etmeyiz. Türk milletinin lügatında teslimiyet yoktur. Türk'ün en büyük beka sorunu dışarıda bilinen düşman değil, içeride iş bilmez, liyakatsiz ve adaletten uzak, İslam ahlak ve faziletinden, Türklük gurur ve şuurundan bir haber yöneticilerdir. Buradan bir kez daha hükümeti uyarıyorum. Siz Türklüğü ayaklar altına alabilirsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti ezan tabelaları indirebilirsiniz. Siz andımızı okullardan kaldırabilirsiniz. Siz Türk milletini önceleyen gazetecileri içeri atabilirsiniz. Siz bu Gazi Meclis'in bu kürsüsünden ortağınıza federasyon, özellik ve bölünmeden bahsettirebilirsiniz. Belki kazanıyoruz zannına kapılabilirsiniz. Ama asla sakın unutmayın ki Türk milleti ne kula eğilir ne güce tabi olur. Bu büyük millette delikanlı ruh, vakar ve şahsiyet vardır. Değerli milletvekilleri, canımızı sıkan, yüreğimizi dağlayan, milletimizin başına bela edilen terör ve beslemeleri bilmelidir ki Türk milleti yel yepirdek, dağ taş demeden koşan, bazen savak, bazen bentikandır. Askere, polise, öğretmene, koruyucuya sıkılan her kurşun, emperyalistlerin kalpleri kurumuş uşaklarına misliyle iade edilecektir. 1984 yılında Eruh'ta kahpe pusuyla 4 askerimizi şehadetine sebep olan süreç tam 40 yıldır devam ediyor. Ve maalesef tam 21 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti hükümeti döneminde de bırakın bitirmeyi artarak devam ediyor. Ama daha acısı ise vatandan, Kur'an'dan, imandan, bayraktan ve şehadetten bir haber olanların Gazi Meclisimizin bu kürsüsünden terörist başına metiyeler düzmeleri, terörist başına sayın demeleri, her bir metrekaresi şehit kanıyla sulanmış bu toprakların bir bölümüne Kürdistan demeleridir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kürsüden terör ve yandaşlarını bir kez daha uyarıyoruz. Bu toprağın üstü de Türktür, altı da Türktür diyor Yüce Meclisimizi saygıyla selam. Sayın Uz, teşekkür ediyorum. Sayın Danış Beştaş, buyurun. Size bir şey demedi. Size daha ne desin? Yani daha ne desin? Dem Parti demedi. Sayın Halktan diyen biziz. Dem Parti demedi. Sayın diyen biziz, Kürdistan diyen biziz. O nedenle doğrudan bize söyledi yani, bunun bir şeyi yok. Sayın Başkan, peki, ben cevap vermek istiyorum.
Sayın Başkan, birileri, özellikle kendini sözde muhalefet olarak tanımlayan birileri siyasi hatlarında ciddi bir değişiklik yapıyorlar. Epeyce işleri çalkalanmış, çalkalanıyor ve devam ediyor. Bütün Türkiye'nin gözü önünde ve bizim üzerimizden bize saldırarak, sataşarak yoksul halk çocuklarının ölümü üzerinden onlar da ölümü kutsamaya başladı. Ve bugün genel başkanları da bize saldırmış. Onlardan izin alıp burada konuşmuyoruz. Tıpkı diğer milletvekilleri gibi biz vekilliğin sorumluluğunun bilincinde olarak, farkında olarak burada 85 milyon yurt... Lütfen tamamlayın. 85 milyonun yurttaşın lehine bir siyaset yaptığımızı düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve savaşın hep karşısında olduk. İmralı'nın bu ülkenin barışında söz sahibi olduğunu sadece iddia etmiyoruz. Geçmişte bunu deneyimledik. İktidar partisinin bu konuda sayısız açıklaması var. Türkiye'de akil insanların sayısız açıklaması var. Türkiye'nin bütün illerinde bu mesele tartışılmış bir meseledir. Kürt sorununu 60 yıl, 90 yıl önceki argümanlarla kimse tartışmasın. Çağ o çağ değil. Dönem o dönem değil ve böyle kürsüden bize parmak sallamasınlar, o parmaklarını indiririz. Sayın Usta, buyurun. Buyurun, buyurun, açın. Sesi açın Sayın Usta. Evet. Evet. Öncelikle şu tespitimizi bir kez daha yapalım Sayın Başkan. Abdullah Öcalan, 40 bin kişinin katili bir kişidir, hüküm giymiştir, bağımsız yargı tarafından yargılanmıştır, katildir. Ona hiçbir şekilde sayın denilmesini biz doğru bulmuyoruz. Biz bunu dün de doğru bulmuyorduk, bugün de doğru bulmuyoruz, yarın da doğru bulmayacağız. Bizim fikirlerimizde herhangi bir değişiklik yok, bir defa onu söylemek gerekir. Biz hiçbir siyasi partinin iç işlerine falan da karışmıyoruz. Hatip de yani Abdullah Öcalan'a sayın denilmesini doğru bulmadığını ifade etmiştir bizim konuşmacımızla. Yani bunu ve orada bizim konuşmacımızın lanetlediği şey terör ve teröre destek verenlerdir. Bundan DEM Partisi anlıyorsa bu tabii kendi bilecekleri bir iştir. Şimdi savaş, yani bu savaş kelimesi de tabii çok kabul edilebilir bir kelime değil. Savaş falan yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün de dün de eğer var olursa yarın da terörle mücadele yapıyor orada. Orada bir... Lütfen tamamlayın Sayın Usta. Doğuda, Güneydoğu'da savaş filan yok. Terörle mücadele vardı. Biz İYİ Parti olarak meseleyi bu şekilde görüyoruz. Hiçbir siyasi partinin içine karışmıyoruz. Ve hiçbir şekilde de İYİ Parti'nin duruşunda dünle bugün arasında bir değişiklik yoktur. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler kabul edilmemiştir.